Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar, benim tezgahım üstü biraz dağınık. Şöyle şuraya da bir bardak çay doldurdum. Tepsimi hazırladım. Şurada yumurta sarısı var. Geçen poğaça yapmıştım. O poğaçadan şey kalmadı. Ne onun adı? Çok beğendiler. Bir daha istediler. Onun için bir tepsi daha ondan yaptım. Şimdi hamurumu mayaladım. Şurada iç var, patates. İçine bir şey de şöyle şey yaptım, peynir attım. Unum 5 kiloydu, un bitti zaten. Hamurumu biraz da burada daha var. Onu da başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Şurada 3 tane hamurum, büyük büyük hamurum var. Tepsimi hazırladım. İçim şey şuradan. Of, sıcak oldu. Şimdi biraz beklememiz lazım ki ne şey olsun diye. Bakın arkadaşlar, poğaçalar şöyle. Poğaçalar güzel pişiyor. Hemen ağzını geri kapatalım. Şöyle ayarlayalım şeyimizi. Onu kısın biraz. Hamurumu böyle şey yaptım arkadaşlar. Büyük büyük bezelere ayırdım. Onu merdaneyle açacağım. Merdanem burada. Merdaneyle açacağım. İçine iç koyup tepsiye koyup şöyle iki kat. Ben bunu daha önce bir kere daha yapmıştım. O çok güzel olmuştu. Yine onun aynısından çocuklar işe giderken de sabah yemeleri için. Dünden bugün bir şey yoktu. Dolapta bir tane o gün Mustafa salam almıştı şeyden, Bim'den. Bim'den neyse, üç harflerden işte salam almıştı. Onu Abdullah bugün şey yapmış. Ne onun adı, doğramış. Onu şey yaptık. Ne onun adı, pide yaptırmış kendine karşıdan. Ona öyle şey yapmış. Mustafa da bugün ne yedi? Mustafa bugün ne yedin sabah işe giderken? Aç mı gittin? Çok güzel oluyor arkadaşlar, bu tarif çok güzel oluyor. Bu şekilde yerleştirdik arkadaşlar. İçine maydanoz da koyabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben fırının lambası patlamış herhalde, bozulmuş lambası. Eşim çıkarttı dedi, bakayım servislerde varsa getireyim dedi. O da daha herhalde şey olmadı. Poğaçam da mis gibi koktu pişirken.
biraz. Şimdi bunu kenara alalım şöyle. Diğer öbür parçasını açalım. Birini de yuvarlak yapacağım çünkü. Rümeysa, gel bunun yüzüne yumurta sarısı sür hadi. Bunu mu sür? Ya. Bunun yüzüne sür. Yumurta sarısını. Şöyle al. Aa, kafamda yaralar çok kötü. Çay ne içmiyorum ben de. Çay mı içeceğim de? Tamam, çıksana. Ama istiyorsan bir tarafını atayım. Tamam, bunu atalım o zaman nasıl? Birini yiyerek birini salata yemek şey yemek salata domates diye kahvaltı yapıyorum. Yuvarlak tepsiyi indir Rümeysa. Başka yumurta var mı? Yumurta var, kır. Nerede? Dolapta yok herhalde da. Aa, burada var. O yuvarlak tepsiye de bunu koyarız. Arkadaşlar bunu tavada da yapabilirsiniz, şeyde de yapabilirsiniz, fırında da yapabilirsiniz. Ama fırındaki daha güzel oluyor. Tavadaki de güzel oluyor ama fırındaki daha bir güzel oluyor.
şey, o yuvarlak tepsi nerede? Ha şuradaymış. Onu da getireyim. Hangisini biliyorsun? Şu dolabın üstündeki var ya. Kazanın üstündeki. Bunu da ona koyup, bunu da üstüne yumurta sürek. Arkadaşlar, şimdi bu hamurdan iki tane börek yaptım. İki tepsi yani börek yapmış oldum. Geriye kaldı hamurumuz. Bayağı var çünkü ben bilerek çok yoğurdum, bileğen yoğurdum. Şimdi bundan bir gözleme yapacağım. Bir tarif gördüm, bir gözleme yapacağım. Öyle böyle değil. Yani inşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Sürsene her yerine. Ancım yumurta bitti. Şey yapabilmeyiz ha. İdare eder bu bunu. Hey anne hiç kızarmaz bu. Kızarır kızarır güzel kızarır. Kızarmaz. Bekle yumurta kaçın. Getir. Düşürün şimdi yumurtayı. Aa gittiler. Getir getir hadi. Tamam bir tane yeter. Arkadaşlar böyle. Bunu da şimdi fırınımıza atalım. Of ay. Geçerler mi tekrar? Bilmiyorum ne tarafa gittiklerini bilmiyorum. Arkadaşlar poğaçalarım var ya. Poğaçalarım poğaça olmuş. Altı güzel poğaçalarım poğaça olmuş. Poğaçalarım poğaça olmuş. Ay vallahi nasıl olmuş? Bunu daha biraz şu tarafa da kızarsın. Of. Şu oldu mu? Süreyim mi ona yumurta? Onu şeye tepsiye koyayım da ondan sonra tepsiyi indirse. Tepsiye indir de ondan sonra. Ay bu şey de hiç. Kız tepsiyi indir ondan sonra onu tut. Yoksa koyamam şeyi. Elim yandı. Şu da koyan şey tutacak. Hiç alakası yok. Yüzüm de yandı. Of. Yağlı kağıt indirsene kızım onun üstüne. Nerede yağlı kağıt? Aa şu ikinci tarafta. Of. Elim yandı ya. Şu koyar şundan tutuyorum. Hiçbir şey yok, faydası yok. Arkadaşlar bundan kullanan var mı şundan? Hiç. Elim yandı. Sıcaklığından. Parmağım yandı. Bak şimdi nasıl koyacağım. Kızardı. Şimdi onu parçalan, delik deşik eden koyan oraya inşallah. Hadi bakayım. Anne şaka yapma sen koy. Ben koyamam. Ne uğraşıyorsun ya o zaman? Şaka yapmıştım sanki. Bak bir yandan ben tuttum bir yandan sen tut böyle. Öyle süner o. Benim kolum çok kötü. Ben de öyle yapacaktım. Parçalansın bir şey olmaz. Yumurtasını da sen sürü var o zaman. İşim var benim. Hadi sür. Sen boş durayım. Al. Oradan çekil de ben şey yapayım. Öbür işimi yapayım. Şimdi şu tavayı indirelim. Çıkar oradan. Ya. Al şunu şöyle. Erken değil mi? Ne bileyim. Kaynar demler. Demleriz. Altını yakmayız. Ama geç kalmaz.
yıkana kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bu tabii ki bekleyecek biraz. Bekleyecek. Ondan sonra. Bunu katı yağla da yapabilirsiniz. Yani şeyle de yapabilirsiniz. Sıvı yağla da yapabilirsiniz. O ilk yaptığımı açtım arkadaşlar. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Maşallah sür. Çevirdin mi bir tarafını? Çevir. Neye koyacağım ben şimdi bunu? Sevgi tabağı. Çok büyük tabak var ya. Onu al. He, onu al. Getir ve getir. Dur ya. Biraz şey oldu.
Peçete getirir bana. Şeyle tereyağına yapayım dedim, nasıl olacak dedim de. Yok yok. Tereyağına da güzel olmaz. Parçalanır. Parçalandı zaten. Baksana ne alacak. Ne var? Elim elime biraz beklesin. Kendini toplasın. Ondan sonra. Kardeşim nasıl olacak bakayım. O da olmadı. Hay maşallah. Yakma ortalığı. Sakin ol. Ne güzel oldu. Sıcaklığı şöyle bir aç bakalım bir tanesi nasıl olur. Daha yeni çıkarttık. Bismillah dur. Çevireyim mi? Çevir. Kız ne yaptı? Allah Allah. Kontrol bence sakin ol. Orada pisti. İki tane hamurum daha hazır. Tereyağını da şuraya koyduk. Poğaçalarım da çıktı arkadaşlar. Oh, mis gibi oldu poğaçalar. Şu bir sıra zeytinli. Baştan başa zeytinli. Rümeysa zeytinli seviyor diye bir sırayı zeytinli yaptık. Renkleri daha güzel ama telefon tabii ki rengini almadığı için. Ha? Isındı galiba. Arkadaşlar gözlemelerimiz pişiyor. Biraz da şurada pişti. Bir tanesini de koydum şeyin içine, tavanın içine. O da pişiyor. Şöyle hemen bakalım. Oo. Ne gözleme yaparmışım be. Vallahi var ya kat kat. Mis gibi oldu. Bu tereyağı da tuzlu olduğundan mı nedense hiç güzel değil. Yine de bir tanesini tereyağlı yapayım dedim de hiç güzel olmadı. Pişmesinde de sorun oldu. Tat olarak da hoşuma gitmedi yani. Tuzlu olduğundan mı? Neden herhalde tereyağı? Bilmiyorum. Kat kat oluyor arkadaşlar. Belli zaten kat kat olduğu da belli. Bol yağlı şöyle. Güzelce. Tereyağını böyle her şeye kullanamıyorum. Az az kullanıyorum. Bizim çocuklar tavşanları seviyor. Mustafa bir tanesini tutmuş tavşanı. Onu şey yapıyorlar. Öbürleri de pişiyor daha. Bunun yanına ne güzel mis gibi çay, iki tane domates, bir tane soğan. Ben de soğanı çok severim. Öf, mis gibi oldu be. Arkadaşlar gelmek isteyen evime buyurup gelebilirler. Yani gözleme katmer,
börek türleri, sıkma türleri, her türlü şeyler yapabiliriz. Yani sorun yok. Bir tane hamurum kaldı. Onu da pişireceğim arkadaşlar. Rümeysa bir çay demlesin güzelce. Öbürünü ben pişirene kadar. Zaten bunlar da burada şey. Arkadaşlar poğaçalarım hazır, gıyır gıyır oldu. Gel Rümeysa bir tanesini pöl de göstereyim. Ondan sonra bu da tepsi yaptığımız yuvarlak. Diğeri daha fırının içinde, onu da çıkartacağım şimdi. Şeyi söndü. Feneri söndü sıcaklıktan dolayı. Göstermiyor. Karanlık oldu. Hangisi olursa. Bunlar da gözlemelerim arkadaşlar. Çok güzel oldu ona. Kat kat. İçinde ne hamurlaşma ne de bir şey arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok da hoş oldu. Peynirli, zeytinli yaptım. Şu da şeyimiz. Bunu şundan. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sofrayı da kesme. Çıkartabilirsen bir tanesini. Vallahi arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ne hamurlaşma, oh, ne bir şey. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Alt tarafı da böyle. Aha, benim böreğim böyle arkadaşlar. Fırının içindeki de şöyle. Onu da çıkartacağım şimdi. O da durduğu yeter. Benim bugünlük hamur işlerim bu kadar arkadaşlar. Bir hamurdan iki çeşit şey yaptım. Bir tane bazlama yaptım. Bu normal bazlama. Normal bazlama yaptım. Diğerleri gözleme. Zaten gözlemeler belli. Yumuşaklığından, şeyliğinden şöyle. Bakar mısınız? Açarken şöyle kat kat oluyor. Ne hamurlaşma var ne bir şey var arkadaşlar. Bu tarifle yaparsanız çok güzel olur arkadaşlar. Eğer beğenirseniz tarifini ileriki günlerde hamurunu yoğurmayla yaparız arkadaşlar. Hem bunu yaptım hem onu yaptım. 3 tepsi eşya hamur işi çıktı arkadaşlar. Bir de ayrıyeten şipşak poğaça yaptım. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.